usta yönetmen Erden Kral son yolculuğuna uğurlandı. Beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden usta yönetmen Erden Kral son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına sanat camiasından isimler ve kralın sevenleri katıldı. Erden Kral için Beyoğlu Atlas Sineması'nda da tören düzenlendi. Kanal, Bereketli Topraklar Üzerinde ve Hakkari'de Bir Mevsim gibi pek çok filme imza atan Türk sinemasının önemli yönetmenlerinden Erden Kral geçtiğimiz günlerde Antalya'nın Kumluca ilçesinde geçirdiği beyin kanaması sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi İstanbul'a getirilen usta yönetmen için ilk tören Beyoğlu Atlas Sineması'nda düzenlendi. Törene kralın yeğeni Ayda Özlü Çevik ile sinema sektöründen yakın dostları ve öğrencileri katıldı. Yakın dostları yaptıkları konuşmalarla usta yönetmene veda ederken, törende koltukların çoğunun boş kaldığı görüldü. Erden Kral'ın naaşı Beyoğlu Atlas Sineması'nda düzenlenen törenin ardından Teşvikiye Camii'ne getirildi. Türk sinemasında Kanal, Bereketli Topraklar Üzerinde ve Hakkari'de Bir Mevsim gibi birçok önemli esere imza atan kralın cenazesine sanat camiasından isimler, dostları ve sevenleri katıldı. Cenaze namazına katılan ünlü oyuncu Meltem Cumbul, Erden Kral ile ilgili en başında, "Çok kıymetli bir sinemacı. Benim en sevdiğim filmlerinden bir tanesi, Hakkari'de Bir Mevsim'dir. Kendisini 20'li yaşlarımda tanıdım. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, benim Altın Portakal aldığım film Abdülhamid Düşerken idi ve o jüri başkanıydı. En iyi kadın oyuncu ödülü bana verildiğinde ilk haberi ondan almıştım, çok da mutlu olmuştum. Üzgünüz." ifadelerini kullandı. Cenaze namazına katılan bir diğer isim Kerem Alışık ise, "Erden Hoca sinemaya bir ömür vermiş, ömür adamış çok değerli bir yönetmenimiz. Ulu bir çınar gibi ayakta kalmayı başarmış. İşine aşına hiç acı tuz katmadan yaşamış. Onuruyla, gururuyla, bu mesleği sevdasıyla hepimize sevdirmiş, Türk sinemasına çok değerli katkılarda bulunmuş bir hocamız. Aynı zamanda Sadri Alışık sinema jürisinin başkanı. Sadri Alışık ödüllerinde çok kıymetli vakitler geçirdik. Sevgimiz hep onlardan yana. Onlar gidiyor ama içimizden uğurlayamıyoruz. Mekanı cennet olsun, nurlarda yatsın inşallah. Hepimizin başı sağ olsun," diye konuştu. Usta yönetmen Erden Kral'ın naaşı, cenaze namazının kılınmasının ardından Zincirlikuyu mezarlığına defnedildi.